da programı sen geç. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Beyefendi gezisi kapsamında her gün bir ilçede, bugün de Harran'da misafirimiz. Tabi otogar temel atma törenine katılmış bulunuyoruz. Tabi ki bu önceden, inanın bu seçimle alakalı seçim yatırımı değil. Allah şahit, yapmış olduğu projeler Harran'ın göz önünde, kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu temel atma törenimiz hizmetlerin bir zinciri. Öbür taraftan kültür sarayımız, semt pazarı ve şu anda da otogar. İşte bizim de şu anda ihaleye çıktığımız 3 tane büyük proje. Çok amaçlı konferans salonu ve buna benzer birkaç projemiz daha. İnşallah bunları hayata geçirdiğimiz zaman Harran gerçekten hak ettiği yere bulmadıysa da en azından birçok sıkıntıları, birçok hizmetleri hayata geçirmiş olacağız. Bu seçim zor bir seçim değil ama çok önemli bir seçim. Neden? Çünkü hem Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz hem milletvekillerimizi seçeceğiz. Cumhurbaşkanımızı Allah'ın izniyle başkan yapacağız ve güçlü bir parlamentoyla onun elini güçlendireceğiz. İlçemize yapılmış olan bütün yatırımlara emekleri olan belediye meclis üyelerimiz, Büyükşehir'in kıymetli meclis üyeleri, Harran Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öz Yavuz ve tabii ki Harran denilince birçok yatırıma göz kırpma, tereddüt etmeden destek olan, birçok projeyi hayata geçiren kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi'ye bu yapmış oldukları yatırımlardan dolayı ilçem adına teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Hiçbir sözü, vaadi, projesi, ufku olmayan kadrolar, bakıyorsunuz bizim iş konuda bir duruşumuzu paylaşıyorlar. Birbirimizle olan bir iletişimimizi paylaşıyorlar. Aslında AK Parti çok geniş bir parti. AK Parti hepimizin ailesi. AK Parti halkın partisi. AK Parti'de kendini değerli, kıymetli hisseden herkesin geldiği, görev bulduğu, görev aldığı, talipli olduğu bir parti. Bunlardan bir şey çıkamayacağını burada belirtmek istiyorum. AK Parti'de teşkilatlarıyla, belediyeleriyle, adaylarıyla, adaylarıyla ve bize güvenen tüm halkımızla bir ve beraber olarak bir seçim kampanyasını yürütüyoruz. Ve çok da güzel, 13 ilçeyi geziyorum. Görev alanım yüksek, 1411 mahallem var. Birçok mahalleye ulaşmaya çalışıyorum. Belediye başkan arkadaşlarımızla, meclis üyesi arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla fevkalede de güzel bir destek var. Bu destek karşılıksız kalmayacak. Yeni dönemde daha etkili bir hükümet olacak. Uzmanlar tarafından bakanlıklar yapılacak. Ve yine parlamenter olarak da seçmiş olduğumuz milletvekilleri yasama anlamında mecliste çok güzel yasaları ülkenin önünü açacak ve Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirecek yasal çalışmalara imza atacaklardır. AK Parti öncesi olan iktidarlarda ve belediyelerde inanınız olsun, hiç kusura bakmayın, böyle terminal yapacak, kültür merkezi yapacak, gençlik merkezi yapacak, yüzme havuzları yapacak, sosyal tesisler, arıtma tesisleri. Şimdi Sayın Bakanımız Suruç'ta, bugüne kadar Suruç 103 yıllık bir ilçe, içme su arıtma tesisini şu an aynı saatte temelini atıyor. Genel sekreterimiz, genel müdürümüz orada. Dün Biricik'te içme su arıtma tesisinin temelini attı ve doğal gazının başlanmasını gerçekleştirdi. İşte daha önce çukurunu kapatamayan, temizliğini yapamayan belediyeler bu hükümet döneminde gücünü Cumhurbaşkanı'ndan, bakanlarından, vekillerinden, teşkilatından, il bütünlüğü anlamından, il valiliği, kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütleri geniş bir yönetme kapasitesiyle gücünü buradan alarak halkına hizmet ediyor. Tamam.
buradan da tabii ki birlik beraberlik soframız olan son 2,5 yıldır en iyi Harranlı benim, en iyi hizmet eden benim ve güzel bir şekilde Harran'ı geleceğe taşımak için de elimden geleni yapıyorum. Bugün 24 Haziran seçiminden dolayı herkes kendini ilçesiyle, aşiretiyle, ailesiyle görmeye başlıyor. Vallahi kusura bakmasınlar. Daha önce görev alan herkes. Memleket sevgisi demek, geleceğine ve çocuklarına, gençlerine güzel bir şehir bırakmak demektir. Memleket sevgisi demek, onları iyi yetişmeleri için, eğitmeleri için gerekli olan tüm tedariki yapabilmek demektir. Bugün hiç kimse kimsenin hizmet sevgisini ölçemez. Ama ortaya çıkan eserler bir insanın kişi olarak o şehire bakışını gösterir. Bu kadar ilçeye güzel bir şekilde hizmet alacakken ve alıyorken bunu durdurmak doğru değil Harranlı kardeşlerim. Şahsi emelleri üzerinde hareket etmek, sadece kendisini düşünmek, sadece kendisi için gelecek vaat etmek doğru bir siyaset tarzı değildir. Şanlıurfa bu siyaset tarzından kurtulmalıdır. Hepimiz bir kadroyuz. Gücümüzü Cumhurbaşkanımızdan alıyoruz. Hükümetimizden alıyoruz. Onlarla birlikte bu topraklara hizmet ediyoruz. AK Parti'de değerimiz, kıymetimiz, abimiz, ben emrindeyim ya. Yani. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak emrindeyim. Kimse bunu farklı olarak yansıtıp siyaseten alanda kendine bir siyasi ve 24 Haziran'da AK diyorum, AK Parti diyorum. Değerli Harranlılar. Allah hepinizden razı olsun. Şereminden tatlısını isteriz. Günah ağırlığını üzerimizden kaldır. Affa mağfiretini günahlarımızın üzerine dök. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi